Türkiye artık Orta Doğu'nun en geri ülkelerinden birisi ve gerçi hükümetin eliyle ciddi anlamda Türkiye tarihinin en çok artışı gösteren kadın cinayetleri, en çok kadın hak ilanları ve dezavantajlı grupların ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı süreçlerden geçiyoruz. Mirabel kardeşlerin anısı dünyanın dört bir tarafındaki kadınların eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye, savaşa karşı verdikleri mücadelede bir yaşamaktadır. İlk olarak bu yılda 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde itirazımızı yükseltiyoruz. İçinden geçtiğimiz salgın koşullarında kadınların evde, kamusal alanda karşılaştığı şiddeti, tacizi, ayrımcılığı arttırdı. Kadın dünyanın her tarafında var olan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri daha da büyüdü. Kadınlar daha fazla iş ve istihdam kaybına uğradı. Daha çok yoksullaştı. Çocuk yaşta bakımı kadınların üzerine kaldı. Akıllılarından biri olan kadına yönelik erkek şiddeti, eşitsizliklerden, ayrımcılıklardan, ataerkil sistemin güç ve iktidar ilişkilerinden beslenmeye devam ediyor. Bu sebeple disk olarak diyoruz ki ILO 190 sayılı iş alanında şiddet ve tacizin mücadele sözleşmesi hükümet tarafından hızla onaylanmalı ve etkin biçimde uygulanmasını istiyoruz. ILO 190 sayılı sözleşmenin onaylanması ve etkin biçimde uygulanması için disk olarak çalışma alanlarımızdan siyasi partilere kadar sürecin tüm muhataplarına ulaşmayı hedeflediğimiz kampanyaları başlatıyoruz. Bugünden sonra diski kadınlar olarak iş alanımızda, fabrikalarda bu talebimizi anlatan kokartlarla çalışacağız. İş alanımızda bildirimizi okuyacak, talebimizi yüksek sesle ifade edeceğiz. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz, bakım evi, hasta ve yaşlı bakımı gibi merkezler açarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz olarak faydalanacağı haklar olarak tanınsın. Kamu özel ayrımı olmaksızın zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümü ve eşit olarak ücretli izin sağlansın. İktidar politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışan biçimleri herine kadınlar için tam zamanlı güvenceli istihdam sağlansın. Covid-19 pandemisinin yarattığı iş ve istihdam kayıplarından en çok etkilenen iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler alınsın.